Merhaba dostlarım, Take on Mars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde arkadaşlar insanlığı taşınabilir laboratuvarı ele geçirmiştik ve tasımızı tarağımızı toplayıp kaza alanından uzaklara doğru yola çıkmıştık. Ve oyun bizi tekrar geçmişe ay üstüne getirmişti ve burada bırakmıştık. Büyük ihtimal şimdi tekrar geçmişte ay üstünde eğitim görevlerimizden birini hatırlıyoruz. Bir anıyı oynayacağız bu bölümde. Bakalım bu bölüm hepsi ay üstünde mi geçecek? Hep birlikte göreceğiz. Umarım sorunsuz bir bölüm olur. Kayıt açısından OBS kasmaz. Şu an bakıyorum OBS'de bir sıkıntı var mı abi? Sanki oyunda bir sıkıntı var gibi, OBS'de değil de. Oyun da biraz sanki ne bileyim takılıyor gibi. Hadi gidelim. Pozisyon da bayağı uzaktaymış ya. Ne zaman tükenmeden komutanı bul diyor. 1 kilometre uzakta. Bayağı var. Normalde ayda ses olmaz. Ayda atmosfer yok diye. Ses biraz saçmamış. Asıl Mars'ta ses olur. Mars'ta ses yok ama ayda ses var. Çok saçma. No signs just yet. Continuing west. All right, copy that. Continue. You're headed in the right direction. Çok az kaldı arkadaşlar. Uzun bir yolculuk oldu ya. Var bu komutan buradadır. Bravo. No signs of Dave. We're getting a weak signal from your south. Check the coordinates. Hurry, he can't be far. I'm doing my best. Keep me updated if the signal changes. Ama adamın da 4 dakikalık oksijeni kaldı abi. İyi bari sinyal yeri yakında. Hani burada kimse yok. Following signal. 100 metre, 80 metre daha ileri attı. 3,5 dakikalık oksijen kaldı abi. Kraterin içinde mi acaba? Wait. I think I see buggy parts. Hayır, hayır, hayır. Oh, shit. Shit, 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 shit. Aracı devirdik. Hadi lan. Hadi oğlum. Ha, anam. Ha. Tamam. Yalnız 2 dakika zamanım kaldı. Çabuk. Çabuk baba çabuk. Gözünü seveyim. Hurry up. His O2 supply won't last longer than 2 minutes. Lan daşa takıldık şimdi de. Hadi lan. You're almost at the signal. He must be somewhere here. Do you have a visual? Tell me you see him.
Neredesin komutan sen de be? Neredesin be? I see him. Ha, orada. Dur. Oğlum arabanın üstünde kaldım lan, lanet bir görev oldu. Bu araba da gidiyor kendi kendine. Gitsin dur. Arabanın üstüne indi ya. He's unconscious but he looks all right. I'm taking him back ASAP. God bless you, Mark. Glad to hear he's okay. We'll prepare the medical room just to be sure. You're a real hero, mate. Sen gerçek bir kahramansın. Don't do that to me again. Geri Mars'a geldik dostlar. Ulan komutanı var ya, iyi kurtardık ha. Rover'ı mover'ı devirdik. Az daha oyuna baştan başlayacaktım ya. Artık her şeyimiz bu araç abi. Evimiz, damımız, her şeyimiz bu araç. Araç mı yavaş, oyun mu kasıyor, video mu kasıyor şu an bilmiyorum. Çok yavaş. Araç yavaştır umarım. Başardım. I finally made it. Sonunda başardım. Nereye geldik? Evet, oyunda bugün bir sıkıntı var. FPS düşüşleri var. Here I am. Neredeyiz abi? The expedition 2 landing site should be behind this ridge. I should do a visual survey before continuing onwards. Keşif alanı şu taşın arkasında olabilir diyor. Oraya bir bakalım diyor. Check horizon, çekeceğim abi, bekle dur. Oğlum şöyle bir arabanın yanında bir poz ver la. Şöyle. Bana bak bana. Şöyle. Çok güzel ya. Dur bakayım. Bir de şöyle poz alalım. Dur olmadı. Çok güzel değil mi ya? Neyse bu kadar. Poz yeter. Şimdi check the horizon. Ufuğu kontrol et. Kontrol edelim bakalım. Evet. Evet. There it is. İşte that's orada. The expedition 2 MAV and my ticket to get away from this goddamn planet. To find a safe passage down there. That won't be easy with this oversized interplanetary caravan. Şimdi aşağı inmenin bir yolunu bulacağız. Drive the landing zone. İniş bölgesine inmenin bir yolunu bul. Şimdi abi ömür törpüsü rover'ımıza binelim. Eşekle kağanıyla gitsek bundan hızlı gider abi. Kağanıyla gitsek bizim rover'dan hızlı gider. Hop. Bu arada arkadaşlar NASA'nın 20 Temmuz'da fırlattığı Mars uzay aracı şey olmuş. Mars'a gittiği zaman böyle üzerine bir oksijen üreteç, Moxie diye bir oksijen üretici taşıyormuş. Mars'ın havasını böyle Mars'ın oksijen havasını atmosferini oksijene dönüştürecekmiş. Mars'ın atmosferi büyük oranda %92 mi %96 mı ne oranında karbondioksitten oluşuyor. Bu alet karbondioksiti oksijen ve karbon moleküllerine ayrıştırıp oksijen üretmeye çalışacakmış. Eğer başarılı olursa bu aletlerin büyüklerinden, devasalarından, devasa aletlerden Mars'a göndereceklermiş ki Mars'ın havasını yavaş yavaş dönüştürelim. Oksijen miktarını artıralım ki ileride insanların yaşayacağı hale gelsin diye. Ama tabii bu tek sorun bu değil. Mars'ta radyasyon oranı çok yüksek. İnce atmosferden dolayı kum fırtınaları var. Yani bunların hepsinin çözülmesi lazım. İnsanların Mars'ı ev edinebilmesi için. Şimdi aç baba. Üstümüzü bir çıkaralım ya. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Ah yer attık. Yere attık yere. Heh, rahatladım ya. Pijamayla geziyorum ne güzelmiş gibi. Kapat kapıyı. Yatağım. Güzel. Yeni evimiz bu arkadaşlar. Ne güzel dizmiş lan bizim adam. Helal lan sana.
Otur reis. Oh, 33 metan, 38 oksijen var. Bir kayıt alalım. Great Escape. Bölümün adı Büyük Kaçış. Süper ya. Oraya şu yamaçtan versek aletin ucunu nasıl olur? Şu taşa takılmadan bir çıkalım. Şu yamaçtan oraya inebilir miyiz? Deneyeceğim abi. Denemesi bedava. Bu oyunda save load var ama gerçek hayatta save load yok. Ama bu oyunda gerçek hayat olmadığına göre deneyebiliriz. Bakarız, sıkıntı olursa load çekeriz abi. Bu kadar basit. Şöyle. Oo, bura çok dikmiş lan. Dur. Dur. Astronotluk sabır işi abi, sabır. Sabırsız adam astronot olamaz. Rüzgar sesleri geliyor. Düşünsenize yani gerçek, ben bu gezegen gerçek arkadaşlar. Şu an bu gezegen yörüngesine dönüyor şu an. Şu an bu gezegende kum fırtınaları oluyor. Ne bileyim, bir yerlerinde güneş doğuyor, güneş batıyor. Ve şu an oynadığımız bu oyun bir gün gerçek olabilme ihtimali çok yüksek bir şey. Şuradan yavaşça inelim. Aman abi. Neyse. Güzel bir şekilde sağ salim iniş yaptık. Keşke oyunun fotoğraf modu da olsa. Güzel şeyler çıkardı. Şöyle fotoğraf falan alırdık. Mars. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Evrende kim bilir yani bunun gibi kaç milyar gezegen var ya. İçeriden nasıl? Şu uzaktan. İlginç bir şekilde araç içeriden daha hızlı gidiyor ya. İçeriden daha hızlı gidiyor abi araç. Ya da ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Şöyle manzaranın tadını çıkaralım. Bildiğin çöl ya, çöl. Çölleşmiş bir gezegen. Mavımıza geldik, mavımıza. Sparta kaskı var ha Mav'da. Well, looks like the MAV landed as it should. No sign of any damage from here. So let's check it out from inside. Haydi bakalım.
Hiçbir sıkıntı yok gibi görünüyor. Bir de içeriden bakayım diyor. Access MAU. Find a way to enter the Mars Ascent Vehicle. İçeri girmenin bir yolunu bul diyor. Nasıl yolunu bulacağız lan? Kapısı yok mu oğlum bunun? Bak işte bak. Bak işte bak. Ya bu adam yapışmadan yürüyemiyor ya. Adam ne yapsın gerçi? Oyun motoru stres topu gibi yapışıyor her yere. Slime gibi oyun motoru var abi. Her yere yapışıyor ya. Böyle oyun motoru mu olur lan? Armada muzdariptim ben bu dertten. Müzik coşkuyu veriyor ya. Ama önce bir save. 6. bölüm büyük kaçış. Vay anam vay. Oo. Süper ya. Şöyle bir görüntü alalım ya. Şöyle. Kapak resmi yaparız değil mi? Şöyle. Şöyle güzel kapak resmi olur. Hadi bakalım. Şuna bir giriş yolunu bulalım. Doors seem functional. That's a good sign. Looks like the guys from Mars X actually delivered something to Mars without an accident this time. First things first, we best to check the return shuttle if it's capable of takeoff. Enter shuttle. Mekke'ye giriyor. Nereden gireceğiz Mekke'ye? Access hatch. Climb through the hatch into the cargo airlock. Kapı açılmadı abi. Ha, açıldı tamam. Dur. Buraları ilk defa yaptığım için kayıtlı gideceğim arkadaşlar. Şu an basıncı tekrar dengeleyelim. Nasıl gireceğiz? Buram mutfak. Buram mutfak. Şurada banyo. Oğlum bu kapıyı nasıl taktınız buraya? Ha tamam, bir an açılmayacak sandım. Oğlum mekiğin içi de bayağı büyükmüş lan. Buralar ne? Yatakhane. Tahtadan yapmışlar ha. Meşe kaplama herhalde. Ha, aydaki modül bu. Aydaki modül. Okey. Şimdi şu hatch'e girmemiz lazım büyük ihtimal. Şey yapacağız yine, basıncı boşaltacağız herhalde ya. Çünkü burada girmiyor şu an. Access hatch. Şunu tekrar bir boşaltalım. Hmm.
Yıkayım her şeyi. Heh, tamam. Kapat abi. Aa, içeride roket var abi. Şey, roket diyorum, içeride uzay aracı var. Geldiğimiz uzay aracından var içeride. Bununla dünyaya mı döneceğiz yoksa? Wow, it's even bigger than I remember. Aa, evet. Hatırladığımdan daha büyük. Bununla dünyaya döneceğiz herhalde arkadaşlar. Mars'tan kaçış biletimiz bu roket. Rescue. Oğlum şu kapı hep suratıma çarpıyor ya. Dur. Heh. Mars'tan kaçış biletimiz bu. Activate shuttle. Gemiyi çalıştır diyor. Gemiyi çalıştıralım. Yine suratıma geldi. Dur. Lan oğlum bir bir dur lan. Climb up. Ya umarım var ya arkadaşlar video kasmıyordur ya. Yanda bakıyorum hiç kasıyor gibi görünmüyor. Şöyle yapalım diye. Nasıl kasıyor mu? Kasmıyor. Kasıyor gibi görünmüyor. Umarım kasmıyordur. Kasıyorsa bu bölümleri tekrar oynamam lazım. Activate. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Tabii ki şu kapağı tekrar kapatacağız. Aa, kapatamıyorum. Aha. Dur. Heh, tamam. Wait. Oraya bir merdiven falan yok mu abi ya? Ha, buradan erişiyorum oraya. Flight computer is booting. Good. Uçuş bilgisayarı açılıyor. Activate shuttle. Önce bir diagnostiki çalıştıralım. Bakalım bu bebek çalışıyor mu? Yaşam destek. Check. Okay. Communications. İletişim. Check. Okay. Engines. Motorlar. Check. Okay. Fuel. Yakıt. Not. Check. Holy shit. Al, yakıt yok. Oh, it's perfect. The shuttle's tanks are half empty. Just great. Yakıt yok arkadaşlar. Looks like I have to stay here a bit longer. Görünüşe göre burada biraz daha uzun kalacağım. Okay. Calm down. Sakin ol. Everything will be just fine. Okay, first things first. I think checking the supply drop would be a good idea. Also, if I want to produce more fuel, I should take some samples and see if this is a good area for mining. All the tools and everything I need should be in the habitat laboratory. Well, I hope. The way things are going. Evet dostlar, yeni görevimiz belli. Gezegenden kaçmak için yakıt üretmemiz lazım. Abi hiç böyle bina mina falan yapmadık. Ben böyle binalar minalar falan kuracağız diye düşünüyordum ya. Kapat baba. Eğitimde bana bina falan nasıl yapılır göstermişti. Acaba o sadece multiplayer'a özel bir şey mi? Belki hikaye modunda yoktur. Find cargo module. Recover machinery. Yakında da bir supply drop var. O bizim ihtiyacımız olan aletlere sahip olabilir. Onu kontrol şey yapacağız.
kontrol edeceğiz, check edeceğiz. Şurayı kapatamıyoruz mu abi? Neden kapatamıyoruz ya? Neyse. Ben yine çömeliyorum değil mi? Ayağa kalk la. Hah. Oğlum kapatamıyorum lan orayı. Neyse aman kalsın. Şimdi... Find prospect area, perform a sampling of Mars rock. Araç gereci bul, laboratuvar kur, recover machinery, kargo modülü bul. Kargo modülü nerede kim bilir lan? Şu arkada bir tane supply vardı. Ona bir gidelim. Prospect area. Find tools. Görev yerini göstermiyor. Sanırım bizim bulmamızı istiyor. Şurada vardı abi. Oraya bir gidelim. Ya da dur bir saniye. Kaldır. Yakıt olsaydı gemide basıp gitmiştik şimdiye. Ama tabii her şey olsa oyun olmaz değil mi? Cycle'ı başlat abi. Basıncı dengeleyelim. Çıkar baba, çıkar. Yalnız dur, hiç kayıt almadık. Dur lan, return game'e bastım. Oğlum bu nereden düşmüş lan yine buraya? Bıktım lan elinizden. Vallahi bıktım elinizden ha. Geçemiyorum bak. Nereden düştüyse. Gelirken görmüştüm abi. Şurada bir supply drop yeri var. Bak şu arkada. Umarım onu kastediyordur. Umarım istediğimiz alet edevat oradadır. Umarım bizi bu kör topraklarda körlemesine supply drop aratmaz. Aslında yürüyerek de gelirmişiz lan buraya. Araçla geldim ki şey olsun. Ne olsun? Alet malet yüklememiz gerekir belki diye de. Gerçi bunun neresine alet yükleyeceğiz lan? Kafa gitti orada. Kafa. Dur bakalım. Dağılın, her yere dağılın. Nasıl çıkmışsınız buradan? Anlamadım vallahi. İçinde bir şey de yok. Bizim adam çeri çöpü toplamış getirmiş buraya. Neyse öyle kal. Şimdi seninle uğraşamam.
Şu tuğlumuzu da elimize alalım. Dıt 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 dıt. Ah, baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana. İçeride kalacak yeri var ama ben büyük ihtimal rover'da kalmayı tercih ederim. İçeride oksijen var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Gerçi vardır lan, safe mafe diyordu. Neyse bakarız arkadaşlar, belki içeride kalırız. Kafamıza göre ya. So there it is. 3D printer, a marvel of the 21st century. With this evet. I should be able to produce anything I need. 3 boyutlu yazıcı bulduk. Artık istediğimiz her şeyi üretebilirmişiz. Şimdi 3 boyutlu yazıcıyı kuracağız. Nereye kuralım? Şöyle düzlük bir yere kuralım. Şöyle üste yakın bir yer olsun. Şuraya kuralım. Boyutlu yazıcıyı kurduk. Şimdi buna güç falan bağlayacağız dostlarım. Hava da yavaştan kararıyor gibi. Şimdi arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandıralım. Yapacak işlerimiz çok. Mars'tan öyle kurtulmak kolay değil. Şimdi ne yapacağız? Bu bölümü burada sonlandıracağız. Diğer bölümde kaldığımız yerden laboratuvarımızı, 3 boyutlu yazıcımızı vesairemizi, artık ne gerekiyorsa kuracağız. Dalgamıza bakacağız. Yakıt üretmemiz lazım. Şeyin içindeki roketi, uzay aracını kullanabilmemiz için uzay aracına gerekli yakıtı sağladıktan sonra da artık bu gezegenden sonsuza kadar gideceğiz. Dünyamıza, evimize döneceğiz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.